Paratiroid hastalıklar kendini nasıl belli ediyor? Kemik sağlığı bakımından önemi herkes tarafından bilinen kalsiyum, aynı zamanda sinir ve kas sistemi için elektrik enerjisi de sağlıyor. Vücut için bu kadar önemli olan kalsiyumun dengesi paratiroid beziyle düzenleniyor. Kandaki kalsiyum dengesizliği, osteoporoz, böbrek taşı oluşumu, mide ülseri, kabızlık, bulantı, tansiyon yükselmesi, unutkanlık gibi çok farklı belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Paratiroid hastalıkların tedavisinde ise işsiz paratiroid ameliyatları ön plana çıkıyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Doçent Doktor Ömer Uslukaya paratiroid hastalıklar ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Kendisi küçük, görevi büyük. Paratiroid bezi, boynun ortasında yer alan tiroid bezinin hemen arkasında bulunan 4 adet bezdir. Binde 5-6 dolayında 4'ten fazla da olabilir. Yaklaşık olarak bir mercimek tanesi büyüklüğünde ve her biri 30-50 mg ağırlığında küçük sarı renkli bezlerdir. Bu kadar küçük olmalarına rağmen paratiroid bezlerin üstlendikleri görevler büyüktür. Salgılanan paratiroid hormonu, vücutta en fazla bulunan katyon, yani pozitif yüklü element, mineral olan kalsiyum metabolizmasını düzenlemektedir. Kalsiyum, kemik yapısının sağlamlığını sağlarken, kas ve sinir sistemi içinde elektrik enerjisi sağlamaktadır. Kemik ağrılarınızın nedeni paratiroid bezi olabilir. Kandaki kalsiyum dengesizliği genellikle paratiroid bezinin çalışmasıyla ilgilidir. Paratiroid bezinin çok çalıştığı, yani hiperparatiroidizm yaşandığı durumlarda kandaki kalsiyum değeri artabilir. Paratiroid hormonunun fazla salgılanması, kemiklerde olması gereken kalsiyumun çözülerek kana karışmasına yol açabilmektedir. Hastalarda düşük kemik yoğunluğu olarak da bilinen osteopeni ve kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz görülebilmektedir. Hiperparatiroidizm, bağlı kemik ve eklem ağrıları ile birlikte ilerleyen durumlarda kemik kistleri, hatta patolojik kemik kırıkları denilen, yani kendi kendine kemik kırılmaların olduğu durumlar yaşanabilmektedir. Paratiroid bezinin aşırı çalışması nadir de olsa Brown tümör olarak bilinen iyi huylu kemik tümörlerine neden olabilmektedir. Sadece kemikleri değil, sindirim sistemini de etkiliyor. Paratiroid bezinin aşırı çalışması sadece kemikleri değil, böbrek ve sindirim sistemini de olumsuz etkileyebilmektedir. Kan kalsiyum düzeyinin yüksek seyretmesi böbrek taşına neden olabilirken, pankreas bezi üzerine etki ederek pankreatit oluşmasına da yol açabilmektedir. Kandaki kalsiyum düzeyi yüksekliği aynı zamanda mide salgısını artırarak ülser ve gastrite neden olabilir. Kabızlık, bulantı ve kusma gibi şikayetler görülebilmektedir. Çarpıntınız varsa kalsiyum seviyenizi kontrol ettirin. Hiperparatiroidizm damar sistemini de etkileyebilmektedir. Çarpıntı, yüksek tansiyon ve EKG kontrollerinde anormal bulguların oluşmasına neden olabilir. Bazen kan kalsiyum düzeyi o kadar yükselir ki hiperkalsemik kriz denilen ve tedavi edilmediği zaman hastada koma, hatta hayati tehdit eden tablolar oluşabilmektedir. Unutkanlığınızın nedeni kalsiyum yüksekliği olabilir. Kandaki kalsiyum seviyesinin artması beyin dahil bütün sinir sistemini de etkileyebilmektedir. Anlama bozukluğu, unutkanlık, disfazi denilen konuşma bozukluğu, dil atrofisi denilen dil kaslarının zayıflaması, kulak çınlaması, depresyon ve kas güçsüzlüğü gibi şikayetler yaşanabilmektedir. Kalsiyum yüksekliği kadar kalsiyum düşüklüğü de sorunlara yol açabilmektedir. Paratiroid bezinin yetersiz çalıştığı ve kandaki kalsiyum seviyesinin düştüğü hipoparatiroidizm denilen durumda el parmaklarında, ağız çevresinde ve burun ucunda uyuşuklukla karıncalanma hissi oluşabilmektedir. Tedaviye başlanılmadığı takdirde hastanın ellerinde kasılma sonucu ebe eli olarak isimlendirilen görünüm oluşur. Hipoparatiroidizm denilen durum tiroid cerrahisi sonrası veya nadir de olsa boyuna uygulanan radyoterapi sonrası görülebilir.
işsiz tiroid ameliyatları ön plana çıkıyor. Kan tahlillerinde kalsiyum seviyesi normal sınırların dışında ise paratiroid hormonu, D vitamini ve fosfor düzeyine bakılarak paratiroid bezi hastalıkları bakımından kontrol edilmelidir. Boyun ultrasonografisi ve sintigrafik görüntüleme ile paratiroid bezi hastalıkları teşhisi netleştirilebilir. Paratiroid bezi hastalıklarının tek tedavisi cerrahidir. Cerrahi yöntemlerde son yıllarda kapalı işsiz paratiroid bezi ameliyatları ön plana çıkmaktadır. Klasik cerrahi yöntemlere nazaran TOEFBA denilen kapalı işsiz tiroid ameliyatlarının avantajları şunlardır. Kozmetik bakımdan hastada ameliyat izi olmaması, ameliyat süresinin kısa olması, hastane yatış süresinin kısa olması, ikincil operasyonların daha rahat yapılabilmesi. Hastaya lokal anestezi altında minimal cerrahi yapılıyorsa, ses tellerine bağlı öksürme refleksi sayesinde sinir yaralanma ihtimalinin daha da azaltılması.